Son ve bitmiş hali de bu. Merhaba. Bu sefer de fon perde dikmeye çalışacağız beraber. Benim aldığım kumaşın eni 1,5 metre. O yüzden fon perde enden çıkacak. Boy olarak da 3 metre almanız yeterli. 3 metrelik bir kumaştan bir tane fon çıkıyor yani. Ben yine aldım dak keten kumaş. İlk aşama olarak kenarlarını kıvırıyoruz. Şöyle dikiş makinesinden 1 santimlik bir dikiş geçeceğiz kenarlarının düzgün durması için. İki kenar için de aynı işlemi yapacağız. Evet, şimdi kenarları 1 santimden kıvırıyoruz. Şimdi sıra pileleri yapmaya geldi. 4-4,5 santimden yapıyoruz. İlk önce ilk kenarı tersine 4,5 santimden kıvırıyoruz. Sonra pilelerimizi yapıyoruz. Pileleri yaparken dikkat edilmesi gereken şey bitişik olması birbirine. Bu şekilde 4 santim, bunlar da 4-4,5'tan 8-9 santim olacak şekilde sonuna kadar geliyoruz. Şimdi bunların sabit durması için şuralarına birer dikiş atacağız. Kısa kısa dikişler. Pilelerin olduğu yerlere ve ortalara birer dikiş attık ki kıvırmak daha kolay olsun ve daha düzgün dursunlar diye. Şimdi 5 santimden ikiye katlıyoruz. Burası arkası, burası da önü. Pilelerin düzgün durduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. 5 santimden düz bir dikiş geçeceğiz. Düz dikişimizi diktikten sonra sıra ekstra fori dikmeye geldi. İğnelemeye gerek yok. Düz bir şekilde hem üstten hem alttan iki dikişle sabitliyoruz. Sonra da düğmelerimizi takıp asacağız. Altını tabii ki taban boyunuza göre yani camınızın boyuna göre ayarlamanız gerekiyor ama 3 metre benim pencerem için çok daha fazla gelmiyor. Çünkü zaten altta birazcık boşluk olması zengin gösteriyor. O gösteriyor. O yüzden sadece 1,5 santimlik bir kıvrımlıkla ipliklerini düğmelerimizi taktık. Ekstra formumuzun üzerine aralıklı taktık. Çok sık takmaya gerek yok. Altını kıvırdıktan sonra da en altta bu şekilde olacak. Son ve bitmiş hali de bu.